Kur'an Nesli Platformu 2020 yılı Ramazan ayı tavsiyeleri. 1. Kur'an-ı Kerim. Mümkün mertebe aile bireyleriyle mukabele şeklinde, değilse de bireysel olarak en az bir cüz kadar Kur'an-ı Kerim okunmalı. Okunacak Kur'an'ın mealini de birlikte okumaya gayret edilmeli. Başta çocuklar olmak üzere aile bireylerinden Kur'an okumasını bilenlerin veya okumasını bildiği halde tecvidi bilmeyenler bu eksikliklerini tamamlamaya çalışmalıdır. Ayrıca ayet, kısa sure ve buna benzer ezberler yapılmalıdır. 2. Namaz. Vakit ve teravih namazları mümkün mertebe ailece vaktinde cemaatle kılınmalı. Duha, evvabin, vitir, teravih, teheccüd ve abdest namazı gibi nafile ibadetleri ihmal edilmemelidir. Ramazan sonrasında da nafilelere devam etmeye gayret edilmeli, namaz tesbihatlarına da özen gösterilmeli. Ramazan ayı boyunca dua ve niyaza ağırlık verilmeli, bolca cevşen okuyarak tesbihat yapılmalıdır. Dört, virt ve zikir. Aile bireyleriyle günlük virt zikir programı yapılmalıdır. 5. Kültürel okuma. Aile bireylerinin ihtiyaçları dikkate alınarak günlük 1 saat kadar kültürel ders yapılmalı ve bu kapsamda aile bireylerinin ihtiyaç duyduğu İslami ilimler, ilmihal, siyer, tefsir, akaid, hadis ve buna benzer gündemdeki konular ve kültürel olarak ihtiyaç duyulan ortak konular üzerinde durulmalıdır. Ayrıca seviyeye uygun hadisler ezberletilmelidir. 6. Mali ibadetler, zekat, fitre, sadaka. Bu ay içerisinde varsa zekat hesaplanmalı, fitreler verilmeli, sadaka ve bağışlar arttırılmalıdır. Mümkün mertebe fitre ve zekatlar Ramazan ayının başlarında verilmeye çalışılmalıdır. 7. Sıla-i Rahim. Ramazan ayı münasebetiyle aile bireyleri, akrabalar, komşular, tanıdıklar ve iş arkadaşlarını sormalı, imkanlar dahilinde yardımda bulunma ve ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmalıdır. Mevcut salgından dolayı evlerde ziyaret mümkün olmasa da telefonla görüşülmelidir. 8. Kadir Gecesi. Ramazan ayının son 10 gününün tekli geceleri mümkün olduğu kadar ibadetle geçirilmeye çalışılmalıdır. Bu arada ailece cevşen ve benzeri dualar okunabilir, Kur'an ve sünnet ile ilgili bayram sabahı ev halkından başlayarak bütün komşular, akrabalar, dostlar ve tanıdıklar telefonla aranarak bayramları tebrik edilmelidir. 10. Ramazan sonrası. Ramazan ayındaki ibadi, kültürel ve insani güzel hasletleri devam ettirme gayret ve çabası içinde olunmalıdır.